Talebimiz kabul edildi. Yeni atanan hakim tahliye kararı verdi İbrahim. Bugün tahliye müzekkeresi yazılı yazılmaz seni buradan çıkarıyorum İbrahim. İbrahim tahliye diyorum. Tahliye, beni duymuyorsun galiba. Necat, malum. Bu ülkede adalete, yargıya kimler karar veriyor biliyorsun. Bu halde mi var? Muktedirler ne karar vermişlerse ancak o uygulanır. Yok artık. Burası Muz Cumhuriyeti değil ya. Koskoca hakimin verdiği karar çiğnesinler. Akşama doğru gelip seni alacağım. Bu kararın önünde kimse duramaz. Necat, Allah'ın takdirinin önünde kimse duramaz. Görelim Mevla neyler. Hadi. Selametle. Allah var. Kanun yok. Ne demiştim ben sana? Bu kararı geri döndüremezler. Bak işte aldık tahliyeyi. Ne diyeyim Necat? Hayırlısı olsun. Ben pek umutlu değilim ama. Hala mı İbrahim? Baksana elindeki çantaya. Bu iş bitti işte. Ne diyelim? Allah ne verirse hayırlısını versin. Buyurun belgeniz. Tahliye kararınız iptal edilmiştir. Karar yok hükmünde sayılmış. Ne demek yok hükmündedir? Saçmalık bu. Bunun kanunda yeri yok. Asıl bu hukuksuz kağıt yok hükmündedir. Necat, tamam. Yürü gidiyoruz İbrahim. Ben avukatım. Bana böyle davranamazsınız. Necat. Bırak. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Nasıl böyle dersin İbrahim? Necat. Bu kanunsuzun, bu hukuksuzun hesabını vereceksiniz. Hepiniz yargılanacaksınız, hepiniz. Buyurun. Buyurun kızım, oturun. Hayırdır Necat abi? Alelacele çağırdın beni. Deniz babalık davası açmış. Mümkün değil. Biz konuştuk hastanede. Mahkeme falan olmayacak dedi. Geri çekecekti şikayetini. Bilemem kızım. Tutmamış sözün demek ki. Deniz yapmaz bunu. Mümkün değil. Sen her ihtimali düşünerek hareket et Elif. Bunun gerisi velayet davası. Bu iş mahkemeye düşerse bu çocuğu almana imkan yok. Bu şartlarda hiçbir hakim sana çocuğu vermez. Necdet abi. Annem burada durabilir mi? Benim Deniz'le konuşmam lazım. Tabii kızım, hiçbir sıkıntı yok. Hadi yürü. Bundan sonra beni hiçbir şey için arama kızım.